Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle sizleri çok kısa tanımak istiyorum. Hemen ardından da marka adına ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşmanızı isteyeceğim. Tabii, ben 26 yaşındayım. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Fakat bilgisayar mühendisliğiyle ilgili bir iş yapmıyorum. Zaten çok öncesinde 2014'te aslında videoya ilgim başladı. İlk başta bir adet GoPro ile başladım bu işe. GoPro 3 Black. Bu GoPro'yu Çeşme'de, Fun Beach'te, plajda su sporları yapmak isteyen insanlara kiraya veriyordum. Ve onlara kendilerine özel video yapıyordum. Paraşüt teknesi olsun ya da başka su sporları, jet ski, onların jet skisine takıyordum ve tek bir GoPro ile sürdürmeye çalışıyordum bunu. Sonra para kazandıkça yeni ekipmanlar almaya başladım. Tabii ailemin de çok büyük katkısı oldu. Sonrasında 2017'de asıl dönüm noktası oldu benim için. Çünkü o zaman DJI Mavic Pro drone'unu aldım Amerika'dan dönerken. Ve ben bu drone'la su sporu çekeceğim dedim. Özellikle jet ski. Ve şu an günümüzde 800'den fazla jet ski çektim 2017'den beri. Drone'la birlikte kamerayı aynı anda götürdüm. Sony A7 eski kamera almıştım. Gimbal aldım sonrasında 2019'da ve tam bir prodüksiyon hizmeti sunmaya başladım. En şu anda benim için en dönüm noktası olan en önemlisi FPV drone'lar. FPV dronlarda gözümüze geliyor görüntü. Yani, hemen özelliklerinden bahsedelim isterseniz bu aşamada da. Bu bir VR gözlüğü, Oculus'un VR gözlüğü. Fakat şu an yanımda olmadığı için bunu örnek veriyorum. FPV dronlarda da drone'un gittiği yer, drone'un gördüğü görüntü gözümüze geliyor. Aynı buna benzeyen bir gözlük vasıtasıyla. Siz drone'unuzu kullanıyorsunuz ve gözünüze gelen görüntüyle çok düşük milisaniyede gecikmelerle, gecikmenin düşük olması çok önemli, drone'u yönetmeye çalışıyorsunuz. Ben şu an bununla özellikle motor sporları alanında, yani şöyle söyleyeyim, ben bu işte hep ilkleri yapmak istiyorum. Mesela Türkiye'de hiç buz okeyini FPV drone'la çeken birisi yoktu. Ben bunu yapmayı kafama takmıştım ve yaptım gibi. Hep böyle kafa yorup, ya Türkiye'de ben yapılmayan neyi yapabilirim? Buna odaklanmaya çalışıyorum. Genç yaşımıza rağmen aslında özelliklerimizi saymakla bitmez diyebiliriz sevgili izleyenlere. Teşekkürler. Çok aktifsiniz. Tabii ki aileden gelen bir kültür var, bir tabii sanat var. Onu biz devam ettiriyoruz. Ama siz farklı bir alan okumuş olmanıza rağmen medya sektörüne biraz daha yakınsınız. Çok teşekkür ediyorum size. Size çok ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.